Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor ve bugün sizlere TÜYAP'ın fuarından sesleniyoruz. Baskı devrinin konuğu olduk. Yanımızda da firmamızın yönetim kurulu başkan yardımcısı Cem Ergin Bey bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkür ediyorum. Cem Bey, öncelikle baskı devre firmasının kuruluşunu ve bugüne gelişini çok kısa sizlerden öğrenebilir miyiz? Tabii. Firmamız 1977 senesinde babam Erhan Ergin tarafından kurulmuştur. Ana faaliyet alanımız firmanın adından da anlaşılacağı gibi baskı devre kart üretimi. Bugün 120 kişilik personel ile Pendik'teki kendi fabrika binamızda üretimimize devam ediyoruz. Yurt içinde 1000'in üzerinde, yurt dışında da 17 ülkede 100'ün üzerinde müşterimiz bulunmakta. 1994 senesinden beri ihracat yapan bir firmayız. İçinde elektronik barındıran her türlü sektörün yan sanayisi konumunda bir firmayız. Bitmiş bir ürün değil, yarım amul bir ürün üretimi yapmaktayız. Sektörünün Türkiye'deki lider konumundaki firması diyebiliriz. Evet, biraz da ihracat boyutundan bahsedelim. Bundan sonraki çalışmalarınız hangi yönde olacak? İzleyicilerimize paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Bizim ihracat pazarımız ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri. İlk yıllarda, yani 1994'te başlayıp 2000'li yıllara kadar kısımda ağırlıklı olarak Almanya, Fransa, İtalya gibi gelişmiş ülkeler öncelikliydi. Son 8-10 yıllık dönemde ise daha çok Doğu Bloğu ülkeleri diye tanımlanan Polonya, Slovenya, Slovakya, Macaristan gibi ülkeler ağırlık kazanmaya başladı. Bundaki en büyük etken işçilik bedellerinin gelişmiş olan Batı Avrupa ülkelerinde yüksek olmasından dolayı o ülkeler üretimlerini daha çok yeni Avrupa Birliği'ne katılmış, gelişmekte olan Doğu Avrupa ülkelerine kaydırdılar. Bu sebepten dolayı bu ülkeler ağırlık kazanmaya başladı. Yeni müşterilerimizin olduğu ülkeler içerisinde Ukrayna da mevcut, Bulgaristan da mevcut, Yunanistan da mevcut. Gerçi 5 sene öncesine kadar %60 iç pazar, %40 ihracatken geçtiğimiz yıl bu oran %25 oranlarına düştü ihracatta. Çünkü Avrupa'daki gelişme bizim ülkemizdeki gelişme kadar hızlı yürümedi. Çok fazla ihracat rakamımızda tutar olarak azalma olmamasına rağmen iç pazardaki hızlı büyümeden dolayı ihracatın payı geçmiş yıllara nazaran biraz azalmış durumda. Evet, ben çok kısa sektörle ilgili düşüncelerinizi alacağım ve fuar beklentileriniz ne yönde? Sektörümüzle ilgili olumlu taraflar da var, olumsuz taraflar da var. Olumsuz taraflar içerisinde söyleyebileceğim son 10 yıldır düşük seyreden kurun da etkisiyle üretimden çok ithalatın daha çok tercih edilmesi durumu söz konusuydu. Rakibimiz olan firmaların pek çoğu üretici değil, direkt Çin'deki PCB üreticilerinden ithalat yapan firmalar. Son yıllarda özellikle üretici olan sektörümüzün en büyük firması da dahil olmak üzere birer birer kapandılar. Şu anda biz pazar lideri olan ve de üretici olan birkaç firmadan bir tanesiyiz. Bizim dışımızdaki firmalar ithalatçı firmalar. Bu sektörümüzle ilgili negatif nokta. Pozitif nokta, gerçi direkt ülkemizle ilgili değil, dünyadaki trendle ilgili. Lokomotif olan sanayi şu anda baskı devreyi sürükleyen lokomotif sanayi LED aydınlatma. Gerek çevre duyarlılığı açısından, gerek dünyadaki genel trend enerji tasarrufunun olması ve fosil yakıt tüketiminin daha az seviyelere indirilmesi şeklinde. Burada da aydınlatmayla ilgili ciddi gelişmeler ortaya çıktı. İşte dediğim gibi LED aydınlatma ürünleri direkt baskı devre kartlarına ihtiyaç duyan ürünler. Şurada örnekte de gördüğümüz gibi kartlar. Akkor ampullerden LED'lere geçişle birlikte elektrik tüketiminin daha düşük seviyelere çekilmesiyle enerji tasarrufu ortaya çıkıyor. Buradaki tüm dünyada süregelen yoğun gelişme bizim de işlerimize pozitif katkı sağlamış durumda.
bundan 5-6 sene öncesinde ayda birkaç yüz metrekare bu sektöre hizmet verirken şu anda 2-3 bin metrekareler seviyesinde ve her geçen yıl hızlı bir şekilde artışla devam eden bir durumda. Önümüzdeki yıllarda da bu trendin bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyorum. Zaten bu sebeple de bu ayın sonunda Frankfurt'ta dünyanın en büyük aydınlatma fuarına katılımcıyız ikinci defa. Bunlar da olumlu tarafları. Peki, çok teşekkür ediyorum. Buradan son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj nedir? Benim vermek isteyeceğim mesaj özellikle de yerli üretici firmalar için söyleyeyim. Ürün üreten firmalar ve içinde elektronik barındıran ürün üreten firmalar için yerli üreticileri mümkün mertebe tercih etmeleri. Çünkü biz bunun zorluğunu geçmiş yıllarda çok yaşadık ilk ihracat yaptığımız zamanlar. Yabancı bir ülkeden bir ülkeye gidip de biz size malzeme satalım dediğimiz zaman bize ilk soru benim kendi ülkemdeki yerli tedarikçimden ne farklı avantaj sağlayacaksın bana ki senden alayım şeklinde oluyordu. Ve burada da bize maliyet açısından aynı kaliteyi ve aynı hizmeti vermemize rağmen maliyet açısından minimum %20 daha düşük olmanız lazım ki sizi tercih edelim diyorlardı. Maalesef bu bizim ülkemizde bu şekilde değil. Çok düşük farklara bile üretici olmayan veya direkt yurt dışından getiren ürünler tercih edilebiliyor. Benim buradan mesajım ya da tavsiyem mümkün mertebe yerli üreticilerin desteklenmesi. Evet, peki çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere TÜYAP'ta bulunan baskı devre standından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.